35. Reşit Rıza sözlerini tekrar ederek fikirlerini perçinleştirmek istiyor. Yine diyor ki, ben ibadetler hususunda kıyas kabul etmiyorum. Delile bakan ve ona göre rayları kabul eden her Müslüman da müçtehittir. Mezheplere bağlı alimler de bazı meselelerde onlara muhalefet etmişlerdir. Begavi, Evzai ve Gazali Şafii mezhebinde oldukları halde imamlarına ve Zemahşeri'de Ebu Hanife'ye muhalefet etmiştir. Dört halifeden sonra saltanat sahibi hükümdarlık başlamıştır. Din ilimleri de bozulmuştur. Dinde reformcuya göre dinde kıyas olmaz ve bütün Müslümanlar müçtehittir. İhtilaflı meselelerin delillerini inceleyip doğru olanı olacaktır. Yani kıyas yapacaktır. İki sözü birbirini nakız etmektedir. Zaten içtihadın ve kıyasın usulü fıkıh kitaplarındaki manalarını anlayabilmiş olsaydı bu çelişkiye düşmezdi. Mısırlı dinde reformcunun ana dili olan Arabisi kuvvetli, biraz da mektep görmüş. Elbet ehli sünnet alimlerinin kitaplarını kolayca okuyor ve kendine göre bir şeyler anlıyor. Fakat usulü fıkıh ilmi büyük bir deryadır. Bu ilme ehil olmak için 80 kadar alet ilimleri okumak lazımdır. Bu alet ilimleri bilmeyen, hatta inkar eden bir kimseye Arabisi çok kuvvetli olsa da bu ilmin cahili denir. Asrımız ihtisas asrıdır. Yalnız tıp ilminde ve yalnız fizikte ve kimyada yeni yeni ihtisas kolları meydana çıkıyor. Dahiliye mütehassısı olan doktor, hastasını bazen sinir mütehassısı olan doktora, o da ruh mütehassısı olan doktora, bu da psikiyatri mütehassısı olan doktora göndermek zorunda kalıyor. Fizikoterapideki ihtisas kolları ise bundan daha çok. Fen kısımlarında bu çeşitli ihtisas kolları bulunuyor da daha geniş ve daha şümüllü ve daha yüksek olan din bilgisindeki ihtisas kollarını ve bunların mütehassıslarını hafif görmek, hatta inkar etmek nasıl doğru olabilir? Hele bu ilim adına konuşan bir kimse için asla kabul edilemez. Dinde reformcunun usulü fıkıh ilminde pek cahil olduğu kolayca anlaşılıyor. Bir cahilin bir alime, bir mütehassısa dil uzatmasının kıymeti olamaz. Alimi alim tanır, cahil tanıyamaz. Cahilin lehte ve aleyhte sözleri muteber olamaz. Alimlerin sözlerini anlamadan yazan, böylece sayfeler dolduran bir cahil ancak kendi gibi cahilleri aldatabilir. Bu satırları yazan Hüseyin Hilmi Işık, bu yüksek ilimde söz sahibi olduğumu asla iddia etmiyorum. Alim olmak şöyle dursun, o büyük insanların derin ilimleri karşısında bir hiç olduğumu görüyorum. Bu ilim üzerinde kendimden konuşmayı ve yazmayı kendim için bir edepsizlik biliyorum. Fakat ne yapayım ki din cahilleri, din düşmanları meydana çıkmışlar, cirit oynuyorlar. İslamiyet'e saldırmakta birbirleriyle yarış ediyorlar. Bunlara cevap verecek erbabı kemalden bir kahraman görülmüyor. Din gidiyor, İslamiyet yıkılıyor. Rabbime çok ve sonsuz şükürler olsun ki bu halleri çok önceden gören ve üzülen, fakat söylemekten, yazmaktan
mahrum edilmiş olan derin bir din alimini, bu ilmin mütehassısını görmekle şereflendim. Bu çok büyük nimetinden, ihsanından dolayı Rabbime tekrar tekrar şükürler olsun. Vücudumun her hücresi dile gelse, Rabbimin bu nimetinin şükrünün milyonda birini yapmış olamam. O büyük din mütehassısının, o mürşidi kâminin, yani Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Hazretlerinin hikmet ve marifet hazinesinden birkaç şey işitmeseydim, bu ulvi ve çok yüksek ve pek tehlikeli olan mevzuda kitaplar yazmak şöyle dursun, ağzımı açmaya bile cesaret edemezdim. Fakat 14 sene içinde o kaynaktan sızanları din kardeşlerime iletmeyi kendime vazife, hatta borç biliyorum. Fitne çıkıp bid'atler yayıldığı zaman doğruyu bilen söylesin. Söylemezse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti ona olsun hadis-i şerifinin tehdidinden kurtulmak için işittiklerimi, öğrendiklerimi din kardeşlerime bildirmek için çabalıyorum. Cenab-ı Hak doğruyu yazmamı ihsan buyursun. Okuyanlara tesir etmesini nasip eylesin. Yapacağım hataları af buyursun. Ümmeti Muhammediye'yi ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Mezheplere bağlı hiçbir alim, içtihat derecesine yükselse bile mezhebinin imamının usul ve kavaidine hiçbir zaman muhalefet etmez. Bir mezhebin ilimlerini yapan alimler çeşitli derecelerde olurlar. Bunların birçoğu erbabı tercihtir. Mezhep imamından gelen rivayetlerin delillerini inceleyerek bunlardan birini tercih ederler. Tercih olunmayan delil reddedilmiş değildir. Harac, meşakkat olduğu zaman bunlarla da amel olunur. İmamdan gelen rivayetlerden birini tercih etmek imama muhalefet olmaz. Evzai, Begavi ve Gazali Hazretleri de İmam-ı Şafii gibi mutlak müçtehitlerdir. Birçok meselede içtihatları İmam-ı Şafii'ye uygun olmuştur. Cahiller bunları Şafii mezhebinde sanıp mezhep imamına muhalefet ettiler diyorlar. Zimahşer ise Hanefi olmak şöyle dursun, ehl-i sünnet bile değildir. 72 sapık fırkadan Mu'tezile fırkasındadır. Mu'tezile olanların ibadetleri Hanefi mezhebine benzediği için bunları Hanefi zan ediyorlar. 4 halifeden sonra din bozuldu demek bir din adamının değil, kitap okumuş olan herkesin şaşacağı bir sözdür. Dinli dinsiz herkesin red edeceği bir şeydir. Din bilgilerinin kıyamete kadar bozulmadan devam edeceğini hem Kur'an-ı Kerim hem de hadis-i şerifler haber veriyor. Hak üzere olan bir cemaat kıyamete kadar devam edecektir. Her 100 senede bir bu dini kuvvetlendiren alim yaratılacaktır. Evet, 72 fırka meydana çıktı. İtikadı bozulanlar çoğaldı. Ehl-i sünnette de cahiller, fasıklar pek çok. Fakat hak üzere olan da vardır. Hak yol meydandadır. Din ilk asırda olduğu gibi safiyetini muhafaza etmektedir. Dinde reformcular, zındıklar bu dini mübini hiçbir zaman bozamamışlardır ve hiçbir zaman bozamayacaklardır. Dünyanın her yerindeki kütüphanelerde bulunan İslam kitapları arasında bozuk
yıkıcı, bölücü olanları pek çok ve her gün çoğalmakta ise de bunlar arasında az da olsa doğru olanları da vardır. Bunlar hiçbir zaman yok olmayacaktır ve hiçbir kimse yok edemeyecektir. Bunlar Allah-u Teala'nın hıfz ve emanı altındadırlar. Bu kitapları arayıp, bulup, okuyup saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Beyt. Aranılan hazinenin nişanını verdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da.